Yazı tıpkı bisiklet kullanma ya da yüzme gibi kazanılan bir beceridir. Başlangıçtaki acemilik zamanla ortadan kalkar ve yazı giderek hızlı ve otomatik bir hal alır. İster duvara, ister kağıda yazın. Karakteristik özellikleriniz hiç değişmez. El yazılarını ve imzaları karşılaştıranlara belge inceleme uzmanı denir. Bu uzmanlar harflerin konstrüksiyonu yani yapılış biçimleri, enleri, boyları, birbirlerine olan uzaklıkları, harfler arasında, sözcükler arasında, satırlar arasındaki uzaklıklar ve daha onlarca özelliğe bakarak el yazılarının kime ait olduğunu belirlemeye çalışırlar. İntihar mektubundaki yazı Esra'ya ait değil. Değil mi? Hayır. Biri Esra'nın yazısını taklit etmiş. Emin misin? Biliyorsun, kopya üzerinden bir şey söylemek çok zor. Orijinalleri lazım bana. Orijinalleri hala incelemede. Tabii bekleyemedin. En azından şüphelerim de haklıymış. Bu şartlarda %100 Esra yazmamış diyemem. Sen yine de bir yüzde versene. O zaman %70 desek? Ancak unutmamalı ki bu sonuç hiçbir zaman DNA analizlerindeki gibi %99 ve daha üzerinde bir doğruluk payına ulaşmaz. Bununla birlikte sağ elini kullanarak yazı yazan biri sahtekarlık ya da daha sonra inkar etmek amacıyla sol elini kullanarak yazsa bile bilgili ve deneyimli bir uzman bunu anlar.